Evet. Bakalım. Aa, kimse şeye gitmemiş. Üniversiteye gitmemiş. Çok değişik arkadaşlar. Genelde herkes üniversiteye gider prizmatik olsun diye. Ama şeye gitti herkes. Nereye gitti herkes? Aaron Mount'a gitti. Eşya seçmeye gitti. Bunu çok seviyor insanlar demek ki. Değişik. Ben burada Rise oynamayı seviyorum. Kalkan veriyor ya. Haimur 4 sözün vardı. Evet, bir gün onu yapmaya çalışacağım. Normal oyunda yapsak onu çok rahat yaparım da tabii. İşte dereceli de falan yapmak, yüksek eloda yapmak daha da zevkli oluyor. Haimur 4 için Poppy ve Haimer'ı üçlemem gerekiyor değil mi? Yani Demacia oynayıp bence erken oyunda Kyle Poppy üçleyip sonra 9'a basıp aha. Sonra 9'a basıp o kadar iyi ekonominin ya da işte çoğaltıcımın falan olması lazım ki bütün paramı bitirip Haimur'u üçlemem lazım. Sonra da içeri Haimur'la Poppy'yi koymam lazım. Haimur 4 oluyor o zaman. Poppy 1 olsa yetiyor. Aa öyle mi? Aa o zaman sadece Haimur yapsak yetiyor mu yani? Çok basitmiş. Yaparım ben bunu. Her oyun yaparım o zaman bunu. Her oyun yaparım. Hemen yapayım. Şimdi bu oyun yapayım o zaman. O kadar kolaysa bu oyun yapayım o zaman şimdi madem. Çok istediniz. Hemen şık diye yapayım. Aa, ne gitmek acaba? Oo yapma ya. 2 yıldız olurmuş. Neyse neyse bir dakika dur. 10 gold oldum. Keko veriyor. Aa burada da şey var ama Ash kompu yapabilirim bununla da. Ash 3 artı set 3. Sevisi çok güzel bunların. Bir de gold'la başladık. Bir de çoğaltıcım var. Aa Pandora da çok iyi. Kyle da yapabilirim yani çoğaltıcım. Aa bu adam Kyle'la başlamış. 4 Kyle'ı var. Tam bunu saldık Kyle'ı. İnşallah bulamazsın Piltover'ı. Bulsaydı hemen alırdı. Var mı Piltovası başka? Yok. Tamam ben Piltovasıyım arkadaşlar o zaman. Piltovası gelip de oynamadığım bir oyun olamaz benim asla bu hayatta. Öyle bir seçeneğin olmadı bir. Ne aldı? Hiçliğin ta kendisiymiş meğer. Çok kötü dizilim yapmışım ya neyse. Aa, buna karşı gerçi iyi oldu bak. Bunu yenerdim ha düzgün dizilimle. Harbi yenerdim bunu biliyor musunuz? Kyle o kadar kötü ki erken oyunda. Nefret laneti. Bomboş. Hiçbir işe yaramıyor. Güzel farklı şeylere vuruyoruz. Öldürmeyelim ya. Yani varsın kalsın hiçbir şey alamayayım. Ne olacak? Yok ya bir şey diyeyim mi? Vur. 3 kişiyle vur bana. Hiç önemli değil ya. Aferin vur. O zaman Jayce Ekko taşıyıcı mı arkadaşlar? Bu oh paralara gel. Para da veriyor değil mi tabi? Keşke 6 Piltover yapabilsem. Jayce Ekko taşıyıcı mı bu peki? Piltover'lar daha fazla vurur diyor ya. Jayce 3 Ekko 3 değil mi bu? Jayce 3 Ekko 3 Vay 3. Ori yok. Düzgün dizeyim mi? Düzgün dizelim hadi biraz. Yok yine de bir kişi bile alamam. Solda olsaydım belki İrelia'ya vursaydım. Aa bir dakika şey İrelia'ya vuruyor. O zaman buna bunu verirsem. Azıcık daha dayanırsa. Çok güzel kalkan da açtık. Şeyi İrelia'ya alabilir. Ekko İrelia'ya alabilir. Ama bir ulti daha atması lazım da yutulacak ya. Tüh. Orayı bu tarafta olsa alırdık da. Böyle alamam. Altı Piltover denenmez mi? Amblem gerekiyor onun için. Bir de Piltover şey... bir amblem bir de Heimer gerekiyor. Amblem yok şu anda. Gelirse deneyeceğim. Tabii ki. Bir altınlık da bir şey yok ki burada alacak arkadaşlar. Burada yine böyle çıkalım bence. 30 altının altına inmeyelim. Sol. Sağ. Şöyle yapalım dizilimi. Of ya en sağda olmam lazımmış Cho'gath için. Yine bir kişi bile alamayacağım. 5'e basmış bir de adam. Böceği öldürünce bir şey azalmıyor ki. Yani yediğin hasar aynı oluyor. Şampiyonları öldürmen lazım. Of ya, çok azaldı canım işte. Sevmediğim işler. Neyse. Ekko'nun başlangıcıydı zaten bu. Ben zaten mağlubiyet serisi yapardım yani bu oyun, değil mi arkadaşlar? Bir şey değişmedi. Zaten yapacağım şeyi yapıyorum şu anda. Jeju var mı? Jeju? Yok. Bence bir Guinsoo yapalım Jeju'ya. Jayce Aphelios Dokeri. Jayce olacak işte. Ama diğer Piltover'larda olacağı için kompun içinde Ekko'yu da yaparım. Niye yapmayayım yani? Yanında geliyor nasılsa eşantiyon. Oh, 2 altın geldi. Havadan. Şuna bakalım. Ya. Bunu koymama gerek yokmuş. Bakayım insanların gücüne. Güçsüz. Güçlüler bunlar. Eşi 2 ya bu adamın. Bence koyabilirim bunu. Cassius'u 2 bunun da. Yok eder beni. Belki Cho'gath'ı alabilirim bence. Evet, alacağım Cho'gath. Harika. Yaşasın, bir kişi öldürdük. Az evvelkeden 5 kişiyle yenmişti. Sanki burayı da 4, burayı da 4 kişiyle yenilmişim gibi olmuş oldu kısacası. Dengeledik yani. 73. 10 yesem 63 en kötü. Ki 10 yemem. Oh, 2 altın da geldi. Biliyorsunuz arkadaşlar %33 ihtimalle her savaş başında Piltover'larımın içinden para çıkabiliyor. Yani %33. 2 altın geldi fazladan. Zaten altın başlangıcı yaptık. 2 eşya vermişti oyun bize. Bunu ve bunu vermişti. Öyle olunca bir yandan Piltover'dan alıyorum para, bir yandan eklentiden alıyorum. Bir yandan zaten TX büyüyor derken ya inanılmaz bir noktadayım. Oo. Aha! Aha! Hain! Hain! 2 yıldız eşini, 2 yıldız Elois'ini çıkardı. Aa, kandırıyordu beni. Bitiyordu işim. Ama hızlı davrandım. Aha! Yapamadı. Zaten o gelmedi de karşıma. Gelseydi de halletmiştim yani. Çözmüştüm sorunu. Şimdi burada tabii ki içeri koyabildiğimiz kadar çok Piltover koymamız lazım ki onlardan en sonunda yine birer altın almaya çalışayım. 2 altın daha geldi. Mağlubiyet serisinden 3 altın geliyor. Altınlara doymaca. Kata kullanmam bence. Vay'ı üçleriz ya. Vay güzel bir tank. Kılıç iyidir. Shojin yaparım belki. Aha. Vay gelmiş bir tane güzel. Bu da güzel bence. Jayce gelmiş. Bu da güzel. Bir altın gelmiş. O da güzel. Çok upgrade geldi bu arada. Biraz sıkıntı bu kadar upgrade gelmesi. Kötü dizilim yapabilirim belki. Bu adam çok güçsüz. Kötü dizilimi yapmayacağım da Orianna 2 yıldızı çıkardım. Çok güçlü biri geldi. O zaman bunu yapıyoruz. Bunu da yapıyoruz ya. Shojin yapacağım arkadaşlar. Shojin Jayce de iyi bence. Ultisiyle çok vuruyor çünkü. Hızlı hızlı doldursun. Ben seviyorum Shojin Jayce'i. Adam kaybetme oynuyor, dikkat. Evet evet, bir anda çıkarabilirdi belki her şeyini. Ama çıkarmamış, yok. Seviye atla. Artı 30 can. Yok. Recombo olmaz. Bence Leech. Kritik de fena değil ya aslında ya da. Leech herkese gidiyor. Herkese %10 yenileme. Bu fark yaratır ya. For Piltover. Yedi de arayacağım ya, ya da arkadaşlar. 7 de aramaya karar verdim. 6 da değil. Güçlendim bayağı bu arada. Ama herkes de güçlü zaten artık. Yener miyim? Kyle 3 geldi. Poppy'si 3 değil ya, yeneceğim galiba. Ama 2 tane Guinsoos'u var ya. Sadece Kyle kalsa keşke. Bir de 5 Demacia'sı da var. İyi ya bayağı adamın durumu. Tam çok iyi. 2 kişi öldürüp yenildim. Harika. 5 Demacia'ydı ya. Fiora bulmuştu o yüzden. Fiora bulamasaydı yenerdim bu arada. Kyle 6 level olmadan çok güçsüz. 3 yıldız bile olsa. Ama 2 Guinsoo tabii ki fark yaratıyor da. Biz de boş değildik. Altınımı asla elinin altına indirmemem lazım değil mi? Oh. Artık bozdursak olur bu arada ya. TX canım 45'e düştü arkadaşlar. Ne zamana kadar yenileceğim? Bir yerde dönmem lazım. Bizim bir tane Graves'e ihtiyacımız var değil mi ya? Of. Hem buna sinsi verecek hem şey yapacak. Ona dikkat etmedim hiç. Şunları açalım artık hadi. Daha erken değil mi Kasım? Bunları 3 yıldız yapacağız. Biz Piltover oynamıyoruz ki tam. Şey carry oynuyoruz ya, Jayce carry oynuyoruz. Bozduracağımız versiyon. Kazanabileceğim ilk yerde dönmem lazım. Çünkü yani uzun süre D'ye basacağım ya. Jayce'i üçlemek için. O esnada kaybedemem. Ya yani kaybetme payımın olması lazım o esnada. Sanırım kritik ya. Sanırım kritik. Ekko'ya. Ekko'ya mücevherli. Jinx, Graves, Aphelios. Şu Graves oluyor, şu Jinx oluyor. Level up'ta da Aphelios. Ama şimdi tanksız oluyor değil mi bu komp böyle? Oh, bir sürü para geldi. Graves geldi, harika. Ya da şöyle bir şey de var. Saçma biraz ama. Bu daha iyi. Bence kazandım ya şimdi. Bozdurdum muhtemelen. Çok güçlüyüm çünkü. Arkaya da sızacak ya Ekon. Rogue açık artık. Dinsisi açık. Sızamadı. Daha yeterince azalmadı mı canı? Yo. Tamam, kazandık. Harika. Şimdi uzun süre burada kalacağımız için bu level'da arkadaşlar. Zaten hani 6 Piltover açamayacağımız için çok büyük Piltover keşahatlarına ihtiyacım yok benim. Burası kafi bir yerde benim için. 25'lik. Çok güzel bir sürü para aldık. 2 tane de Orna eşyası aldık arkadaşlar. Şu birincisi. Hulk Crusher olur bence şeye. Baya. Buna Zhonya da olur ama. Ekko'ya Zhonya da olur. Jayce'e Gold Collector da olur. Ben bunu çok seviyorum ya baya. Ekko'ya DFT mi? Zhonya mı? Ekko'ya Zhonya bence. Ekko'ya Zhonya iyidir. Bayağı iyi şampiyon Ekko'ya. Seviyorum. Ori yerine Warwick. Koyacağım. Çıkaracağım şimdi Ori'yi. Önemli değil. Artı bir altın veriyor ya Ori bana. Hem de %35 daha fazla vuruyor. Normal bir Ori değil o. Şimdi Jinx koyunca düzelecek her şey. Jinx Aphelios koyunca her şey düzelecek. Ya uzaktan vurma almak istedim Jayce'e de gelmedi arkadaşlar şansımıza. Jinx geldi. Şunun yerine koyacağız Jinx'i. Bu aslında Ekko için iyi değil mi arkadaşlar? 30 saldırı gücü, yetenek gücü %50'nin altında da %30 iyileştirme. Onu dolduracak yani. Bunu hep yalnız koymam lazım arkadaşlar. Omurga parçalayan var çünkü. Omurga kıran, omurga parçalayan. Rex'e gitti, Warwick gitti. Bir tane Aphelios kaldı burada sadece. Oo, bu çok iyi oldu. Şimdi maçım 2, 3, 4, 5, 6, 7. Afe'yi koyduktan sonra mı açsak acaba ya da? Açayım ya. Bruiser çok iyi bence. Afe koyacağız diye Targon belki ama yani o kadar iyileştirmem yok. Bunlar diğerleri saçma. Bruiser güzel bence. Bunu da buraya mı vereyim? Evet, neden olmasın. Şimdi buna mücevherli gelmiş. Çok güzel. Bunlardan da yapacağız bir şeyler. Tabicim hoş geldin, merhabalar. Eklentiyi beklesek para harcamadan önce. Yani bekliyorum aslında bir yandan. Ama bir 2 yıldız yapmam lazımdı. Galibiyet serisine dönüyorum ya artık. Yani mağlubiyet almamam lazım. O yüzden Jinx'i 2 yapmam lazım da en azından. Jayce'i 2 yıldız yapmam lazım. Tam harcamadım zaten paramı. Yavaş harcayacağım. Bence şey güzel. Harmsist güzel. Bu değil. Uzak mesafe ilişkisine ne diyorsunuz arkadaşlar? Ama yani birisi saldırı gücü, birisi saldırı yani tamam ama şeyle yapılır da çok da gerekli değil bence ya. Bu çok iyi bence. Bunu alalım. Aphelios da geldi. Tamam bitti. Şu çıkabiliyor bir de değil mi? Tabii. Bir şey daha koyabiliyormuşum o zaman ben. Ne o? Oru yerine ne koyayım arkadaşlar? Acaba? Gunner'ı mı 4? Gunner diyorum. Dinsisi'yi mi 4 yapsak acaba? Yok ya. Seju koyup bir de level'da Sion koyup 4 kavgacı mı? O da saçma geldi niyeyse kulağa. Tariq mi? Şimdi Tariq, gelecekte de K'Sante ya da Shen. Şu anda Tariq. Ama Bastion'ı yok yani. Düz bir Tariq olacak bu. Targon'a olan bir Tariq olacak yani sadece. Olsun değil mi? Hiçten iyidir. Seni üçlemesem de olur Graves ya. O kadar önemli değilsin benim için. Hayda. Parayı probleme sokuyor bu. Hem de yer kalmadı. Tariq'i mi almamak, Jinx'i mi? Jinx'i alalım bence. Tariq dursun. Tariq oynayan var mı başka? Var. Zaten üçleyemem Tariq'i. Jinx'i üçlerim ama kimse gitmiyor Jinx'e. Kazanalım, Jinx'i alalım. Tariq 2 bile değil biliyorum ama sonra yaparız işte onu. Baksanıza arkadaşlar ne kadar iyi oldu Zhonya. Ama tabii şu anda hasarımız yetmiyor olabilir ya arkadaşlar. Şu anda hasarımız yetmiyor. Birazdan yetecek. Hala bir yıldız çok şampiyonum var. Bu bir. Çok değil gerçi. Bir tek Aphelios'um var da item yok yani. Ekko da 3 yıldız olmadan vuramıyor zaten değil mi? Afe'yi mi alayım? Yoksa kılıç mı alayım? Bence kılıç alayım, bir ebedi yapalım Jayce'e. Jayce'in vuramama sebebi ebedisinin olmaması. Jayce'e dev katil lazım. Bence ebedi lazım. Hem de dev katilini yapacak şeyim yok ki, parçam yok ki. Dev katili yerine zaten saldırı hızı bulursam onu buna da Guinsoo yapmak için kullanmam daha mantıklı. Morde nerf. Morde ama şeydi arkadaşlar, Demacia mordeydi. Bu çok OP bir şey zaten. Bu adamı beni yenmesi çok normal. Hem Demacia yapmış hem de uzaktan vurma vermiş. Bu yani olabilecek en iyi morde, öyle diyeyim size. Böyle bir morde yok. Yenilmemiz çok normaldi o adama. Güzel güzel her şeyi buluyoruz. Bak ben işte o yüzden sonuna kadar gidelim, sonuna kadar gitmeyelim dedim mağlubiyet serisinde arkadaşlar. Çünkü biliyorum ki yani benim şey yapmam gerekecek. Ya bir iki yenilgi almam gerekecek daha üçleyene kadar. Çok doğal yani, olur öyle. Çünkü 3 olduğunda iş yapan bir kompu yani. Ekko 3 olacak değil mi? Vay 3 olacak, Jayce 3 olacak. Bunlar yani taşıyacak bu kompu. Böyle oynamak istiyorsam eğer. Diğer türlü tabii level'a basıp oynardım. Ama ben bu şekilde oynamayı tercih ettiysem o zaman ona göre beklentimi ayarlamalıyım. Burayı da yenildik. Ya bu çok ekstra bir Cho'gath yine. Bunlar hep ama çok ucu ucuna yenildiğim şeyler, fightlar farkındaysanız. Ya az evvelki de bu da. 2 kişiyle yendi beni. Sorun değil. 18 canım var daha. Ve bulmak üzereyim yani. 1-2 tur içerisinde bulacağım şampiyonlarımı. Çok güzel. Tamam, şey dönüşü minyon turu dönüşü, raptor dönüşü artık Ekko 3 olur. Jinx 3 olur. Yani muhtemelen Vay ya da Jayce'den de birisi 3 olur. Bunları birleşik de kullanabilirim ama ya işte Jayce'lere falan karşı ayrık olmak daha iyi diye düşündüm. Targon'u salıp ikinci Ekko mu koysaydım? Neyse. Gün ateşim vardı aslında o Cho'gath'e karşı ama işte Vay çok erken öldü arkadaşlar. Şimdi bu da bir Cho'gath mesela. Bakalım burada da yenileceğiz mi? Aynı komp neredeyse adamla, farkında mısınız? Onun da Cassius'u vardı. Bu sefer komp Cassius'a gitti. Ekko'nun pozisyonu da önemliymiş o zaman. Bak bu sefer yendik. Neredeyse aynı komptu. Yine Cassius 3 Cho'gath 3'tü. Az evvelki adamda Cassius 3 Cho'gath 3'tü. Bu da yeni metalardan birisi tabi. Tamam, fazladan 3-4 gold'da şey aldık. Cash out aldık işte, daha ne. Şimdi burada arkadaşlar bunu koyalım. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Bunların hepsi Piltover ya hani. Piltover'larda savaş başında %33 ihtimalle bir altın çıkaracak ya. Piltover olmayan hiçbir şeyi minyon turunda koymama gerek yok. Hiç vermedi. Burada vermiyor mu artık? Ya da inanılmaz talihsizlik oldu. Hiçbirinde %33 ihtimal tutmadı. Alamıyorum. Çoğaltıcı kullanmak istemiyorum ya. Yetiş ya, yetiş ya. Neyse, sıkıntı yok. Bir tane kaldı hepsinden. Bunu o zaman Jinx'e yapıyorum. Jinx 3 olacak arkadaşlar çünkü. Değil mi? Dostlarım, birleşik koymama sebebim, Jayce'in saldırı hızını almalarını istememe sebebim, alan hasarlarını hepsi birlikte yemesin diye. Hem de hasarı tahtaya yaymam. Bazıları solda, bazıları sağda olması. Toplu bir şekilde ölmemeleri için de aynı zamanda. Zaten Jayce'in verdiği bu çamaşır ipi açıyor ya bir tane ultisiyle. Oradan verdiği saldırı hızı çok azaldı. %20'ye kadar düştü. Artık kendine fazla veriyor, arkadaşlarına az veriyor. O yüzden bu dizilim bayağı mantıklı bence. Güzel. Tabii paramızı azalttığımız için hasarı azaldı zamanların da. Yine de azaltmaya devam etmem lazım. Çok az kaldı çünkü bunlara. Birini bulup diğerini çoğaltıcı atacağım arkadaşlar. Tamam. Evet. Artık level'a gidebiliriz. Ve para biriktirebiliriz. Level'da da bir tane daha şey koyalım. Müdafi koyalım. Shen K'Sante bir şey. Vayda 3 olsaydı çok daha mutlu olurdum çünkü tank önemli. Ama yine de böyle de çok iyiyiz. Şimdi Allah nereye gidiyorsun Ekko? Her 10 altın başına bana %7 daha fazla hasar verdiriyor biliyorsunuz bu eklenti. Benim o yüzden 50 altına hemen ulaşmam lazım. 50 altına kadar maksimum oluyor. %35 daha fazla vurmasını istiyorsam Piltover'larımın. Güzel 20. Şu anda %14 fazla vuran bir Ekko ve Jayce var arkadaşlar. Çamaşır ipi mi? Evet, bunun açtığı ulti çamaşır ipine benzemiyor mu arkadaşlar Jayce'in açtığı ulti? Dev katili kasmadan silko tankları eritemiyor. Müdafiler arkasına koysak. Evet. Öyle bir şey var. Okyanus 20 kişiye katıl hediyesi yollamış. Çok teşekkür ederim Okyanus. Çok sağ ol. Kesene bereket olsun. Hakan Elden çok teşekkür ederim sana da. Mutlu pazar günü demiş. Birinci yayını kutluyor Holy olarak. Çok sağ ol. Evet dostlarım. Aa, buraya çok ağır yenilmiştik, hatırlıyor musunuz? Bakalım. Çok ağır değil gerçi. 2 ya da 3 kişiyle yenmişti. Bakalım artık gücümüz yetiyor mu bu adama? Bence yetiyor. Üçleyince yeneceğim demiştim size. Evet gördünüz. İşte yani dev katili olmasına gerek yok. Üçleyince zaten dev mev tanımıyor yani. Böcek ilacını getirdik. Cho'gath'ı yok ettik. Cassius Cho'gath kompu. 2 kişi gitti bu maçta. Cassius Cho'gath 3. Siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Meta'da olan komplardan birisi. Ben hiç yapmadım. Ya bir zırh kırma daha almak istiyorum arkadaşlar. Çünkü Vay sağ tarafın zırhını kırıyor. Sol tarafın zırhını kimse kırmıyor. Bir de Vay'ın öldüğü senaryolarda yaşıyoruz ya. Vay'ın öldüğü senaryolar için Jinx de zırh kırma takviyesi yapsın. Diğer seçenekte kefaret de Tariq'e. Tariq'e kefaret de istemedim yani. Yeterince tank eşyam var dedim Vay'da zaten. Jinx'e bir şey almak da istedim aslında. Level atlamak 36 istiyor ama zaten level asla şimdi artık full vermem. 50 altının altına hayatta inmem ya. %35 fazladan vurmayı azaltmak demek yani bu. Şu an %21 daha fazla vuruyor arkadaşlar Jayce'in ve Ekko'm. 3 yıldız Jayce, 3 yıldız Ekko. 29'luk da bir TX var, hiç konuşmuyoruz ama o da yani üflüyor falan bir şeyler yapıyor yalandan. Bir K2K ne vurursa kârdır yani bize. Tanklaması da güzel yani. 1.5K canı var. 50 zırhı falan var. Bakayım ne vurmuş. 1300 vurmuş, tamam. Kafi. Havadan gelen bir şey sonuçta. Vay, bunda da varmış. Level'da 4 kavgacı mantıklı değil mi? Yani olabilir ama şöyle bir şey var ya. Bizde Tariq var, Targon var. Bir de mesela buradan iyileştirme var, buradan iyileştirme var. Targon'u bozmak istemiyorum o yüzden. Level'da ben müdafi düşündüm. Onu da söyledim ama sen yeni geldin galiba. Ya da kaçırdın söylediğimi. Cassius Cho'gath 3 Freljord haritasında çok iyi oluyor. Stun atıyor sürekli Rise. Çoğu da arkadan rahat çalmıyor. Aa evet, doğru, çok mantıklı. Çok mantıklı. Ya ben Cassius 3 çok oynadım, Samira ile oynadım. Ya da Cho'gath 3 çok oynadım, kavgacılarla oynadım. İkisinin birleştiği bir senaryoyu böyle meta olarak oynamadım. Eminim yapmışımdır da böyle bir şey ama hani farkında olmadan yapmışımdır. Bunu bildiğin meta olarak eşyaları falan belli bir şekilde oynuyor artık insanlar. Hani oyuna girmeden önce belli. Bu arada zorlanıyorum. Umarım yenilmem. Bir arada tabii çok broken ya. Oh. Ekko'muzun gerçi daha şeyi var ya, değil mi? Zhonya'sı Monya'sı bir şeyler olduğu için. Ama 9K hasarla Jayce taşıyıcı. Tabii 4 Gunner açtık. Ekko'ya da 4 sinsi açsaydım değil mi? Atıcı değil de sinsi üzerine oynasaydım. Bu da başka bir senaryoydu. Level bu. 50 altına ulaştım, artık %35 fazladan hasar verecek Ekkom ve Jayce'im. Bir de Vay'ım ama Vay'dan hasar ne çıkıyor ki zaten. 750 vurmuş. Biraz daha fazla vuracak. Seni daha 2 haftadır takip ediyorum ama gerçekten çok teşekkür ederim Sezer. Çok sağ ol güzel sözlerin için. Bu oyun bir video mu? Evet, bence bu video. O yüzden arkadaşlar like atmayı unutmayın ve hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Bunu dediğim için artık yenileceğiz değil mi birazdan? Bence Guinsoo alalım bir tane arkadaşlar Jinx'e. Jinx'in hızlanması çok önemli. Aphelios carry dedik ama ikinci olarak Aphelios'la hiçbir şeyimiz olmadı, bağımız olmadı. Burada 40'a düştük ama yani bu şeyi koymam lazımdı bence. K'Sante'yi koymam lazımdı. K'Sante en köşede iyi oluyor ya. Gerçi Jayce de en köşede iyi. Şöyle yapsak nasıl? Evet, böyle de iyi. Çoğaltıcım var bir tane. K'Sante 2 yapabilirim ya da bir şey üçleyebilirim. Aphelios 3 falan deneyebilirim. Bir anda. K'Sante yakışacak bize ya. Kompa yakışır K'Sante. Hem Tariq'i güçlendirdi. Hem kendisi bir şeyleri dışarı atar. Bakın bu şey kompunu da yok ettim. Mordekaiser kompunu da yok ettim. Mordekaiser'ın en yüksek win rate aldığı, yani en yüksek galibiyet sayısına sahip olduğu şey Demacia amblemi arkadaşlar. Eşyalar arasında. Onu istatistik olarak baktım ben. Tactics.tools sitesinden. TFT istatistiklerini gösteren bir site. Bu adam bir şeyleri üçleyebilir belki ya. Sion arıyor galiba, buldu. 6 kavgacıya çıktı. Ben Shen de koyabilirdim. K'Sante de var yani. Bence K'Sante'dir arkadaşlar. Bu Shen değildir. Shen'in gerçi kalkanı var ya. Shen daha iyi olabilir mi? Ama K'Sante'nin de atması bazen öyle bir şeyleri atıyor ki. Dursun bence arkada. Adam şey deniyor bu arada. 3 yıldız Sejuani deniyor arkadaşlar. Benim de kesinlikle bir şey 3 yıldız yapmam lazım bu adama karşı. Seju 3'lerse yenemem. Aphelios 3 lazım bana da o yüzden. K'Sante'yi şimdi değil birazdan koyacağım. İkileyince koyacağım arkadaşlar. Şimdilik Shen daha iyidir bence Targon'dan dolayı. Bu adam 6'yı açınca bayağı güçlendi. Zorlanıyorum şu anda bayağı. 6 kavgacı çok etki etti. Heimer da koymuş bir tane. Jayce'ime vurmaya başladı adamın Cassius'u. Kötü haber. Tamam. Hallettik sanki. Cassio öldürdü Jayce'i de. Neyse ki Ekko var. 19k vurmuş Jayce. 9k'da Ekko vurmuş. İyi iyi. Aphelios'lar geliyor. Heimer. Heimer kullansak. 3 tane mekano versek Heimer'dan arkadaşlar. Yaka yaka öldüremez miyim ben bunu? Öldürürüm bence. 3 tane yaksam. Yakma alsam. Bir yakma bulamadık ya. Bence 3 tane yakma. Müdafi'den alacağım şey çok fazla değil zaten. Heimer'dan alacağım özellik çok daha fazla. Daha karlı yani. 3 tane yakma alınca kaç yapıyor? %2 yapıyor. Yakıyor. O da 2 yıldızda yaparsın hele. Morda için büyük bir hasar oluyor. Bence. Zaten Piltover. Aa evet, Piltover olduğu için de bir de fazla vuruyor hasar. Doğru. Bir de fazladan hasar veriyor. Seju yok bu adam için. Şu saldırı hızı bence bayağı iyi ya şeye, Heimer'a. Hem daha fazla vurmasını sağlayacak Heimer'ın. Ya da Aphelios'u üçlersek de Aphelios'a verebilirim. Ama işte burada karar vermem lazım. Hemen. Aphelios'a bakayım biraz gelir gibi olursa. 3 mekano koyduk ya. Tamam al sen şu. Aphelios 3 olunca eşyasız bile vurur ki. Satarım Jinx'i veririm, ne olacak Allah Allah. Evet, bire bire kaldık adamla. O Seju 3 deniyor. Ben de Afe 3 deniyorum. Çoğaltıcım var. Şimdi Heimer'ım var arkadaşlar bir de ekstradan. Burada. Sıkıntılı bir varlık olarak. Bu adamın tabii ki şöyle şeyini yakalayacağız. Cassius'unu yakalayacağız. Tabii bu dizilimde de gerçi Vay çok solda kaldı. Önemli değil ya. Vay zaten her türlü ölüyordu. Buradan Cassius'unu hemen öldürürsek bence bu da bayağı bizim için win olur. Çünkü hasarını sağlayan o. Yalnız Cassio değil de başka yere gitti Ekko. Ha gitti şimdi Cassio, tamam. Onu öldürür diye düşünüyorum. Aynen öyle. Tamam. Taktik budur işte arkadaşlar. Taktik budur. Taret 7.5k vurmuş. Bir yıldız Heimer Taret 7.5k hasar vermiş arkadaşlar. Görüyor musunuz? 3 tane mekano. Çünkü neden? Yakıyor ve yüzdelik olarak yakıyor. Cho'gath'in 8.5k canı var. Yüzdeli azalıyor işte. Ne Shen ne de şey yani. K'Sante hiç gerek yok. Burada doğru oyun buydu. Hem de normalde vurması gerekenden %35 daha fazla vuruyor arkadaşlar. Bundan dolayı. Bence son anda kaçıracak arkadaşlar Cassius'unu. Aa kaçırtmadı. Aa, Cho'gath'ini de buraya koymuş. Bizim için kötü bir haber mi bu? Bakalım. Yani Mekano zaten dağılıyor. O yüzden Cho'gath'e vurdu yine de. Ha, şey için kaçırmış olabilir. Cho'gath bundan zarar görmesin diye Taret'ten. Ama yine de Taret alan vurduğu için gidiyor yani ona da hasarı. Ben Cassius'un kaçırır diye düşündüm. Kaçırmadı. Yine de yenildi ama yani. İstediği gibi olmadı. Sağdan yürüyüp belki Jayce'i ısırırım diye düşündü de başaramadı. Ama her geçen tur tabii bu adam şey Aphelios bulma... Aphelios diyorum. Sejuani bulma ihtimali... Evet, son bir Sejuani'si kaldı. Ben Sejuani geçtim mi arkadaşlar? Abi al Seju'ları. Seju almadın Kasım. Arkadaşlar görmedim. Yemin ederim görmedim. Çok şey yapmışım ya. Hyper focus olmuşum. Başka şeylere odaklanmışım ya. Adamın Seju yapmamasını düşünürken ben niye bloklamayı düşünmüyorum ki, değil mi? Tabii ki. Benim hatam, benim hatam. Affedin. Umarım bu bize pahalıya patlamaz. Ya ben de zaten şey Aphelios üçlendi. Vayda üçlendi. 7. aşamadayız. %50 altına inmeyelim. O da bulamadı zaten. Güzel haber. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Heimer'a bu mu? Evet, Heimer'a bu bence. Taret'in yetenek gücünü paylaşıyor ya. Taret yetenek gücünü şeyle. Buradan baş melekten stack aldıkça Taret'in de artıyor. Bakın 45 oldu, 170. Oldu mu size 170? Güzel. Taret yetenek gücü. Cici güzeldi. Ya Heimer şey Seju üçlese de yenerdim bence bu arada. Ama yani bir ihtimal yenemeyebilirdim. Orada Seju tutmam lazımdı, hata. Yani zaten robot olmadığımın ispatı diyelim yani bu da. Arada hatalarım olsun. GG, well played. Güzel bir oyundu. Çok keyifli bir oyundu. Çok keyif aldım. Sonunda da ustalığa çıktık arkadaşlar. 3. haftamız mı ya bu? Gerçi işte Konya'ya gittim. Antalya'ya gittim. Çok tatillerim oldu. İlk yamayı sevmedim. İlk 2 hafta çok oynamadım falan. Derken hani çok şey yapamadım NA'de. Çok kendimi veremedim. Bu hafta verdim ya. Çarşambadan beri ciddi oynuyorum NA'de. Bugün de pazar zaten. Kaç gün var arada? 4 gün mü var? 5 gün mü var? Bir günde yapmadım zaten. 4 gün. 4 gün içerisinde çıktık. Güzel oldu. Şimdi TR'yi ustalık yaptım. NA'yi ustalık yaptım. Şimdi West'e geçeceğim. West'e ustalık yapacağım. Sonra da hepsinde üstatlığa çıkmaya çalışacağım. Sonra da hepsinde şampiyonluğa çıkmaya çalışacağım arkadaşlar. Hedefim bu. Yani set sonu zaten sıkıcı. Ne yapayım, kendime böyle bir şey buldum. Ha, başarabilir miyim bilmiyorum. Başarırsam güzel olur. Başaramazsam da denedik deriz. Hani her serverda görmüş de oluyoruz. NA gerçekten zorladı beni. Bu iyi bir şey yani. Gelişmek açısından iyi bir şey. Ondan sonra burada da ustalığa çıktık. GG.